Bugünkü konuğumuz Ulviye Yalçınlı Hanım. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk. Ulviye Yalçınlı kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Tabii ki Ordu Korgan doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. Fotoğraf, grafik tasarım mezunuyum. Müteahhit baba, ev hanımı annenin 7 çocuk üyesinden 2 numarayım. Sevecen, disiplinli, anlayışlı, sabırlı, heyecanlı, araştırmacı ve meraklı bir ruha sahibim. Tabii bir o kadar da kuşkucu, tez canlı, telaşlı bir yanım olduğu da söylenebilir. Tartışmanın ya da siyasetin olduğu negatif ortamlarda bulunmaktan, yani öyle insanlarla aynı havaya teneffüs etmekten mümkün olduğunca uzaklaşırım, uzak durmayı severim. Kitap okumanın yanında... Siyaset size şey mi geliyor böyle, biraz itici mi geliyor siyasi konular, siyaset? Evet, çok itici geliyor. Bir de bir laf vardır. Derler ki sevdiklerinizle siyaset yapmayın. Çünkü belli bir noktada kopabilirsiniz. Fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. O yüzden bence hiç gerek yok. Bunu şey söylerdi. Şehit lider Musin Yazıcıoğlu'nu çok dile getirirdi. Mekan cevap evet. Olsun. Siyasetçilerinizin kalbini kırmayın derdi. Evet. Evet, kesinlikle. O yüzden negatif olayların olduğu tartışmalar dahil her şey benim ilgimi hiçbir zaman çekmemiştir. Bu kadar. Onun haricinde kitap okumayı seviyorum. Kitap okumanın yanında yazmayı seviyorum. Bulmaca çözmeyi, resim yapmayı her ne kadar sevmeme rağmen beceremesem de en azından bunun için çabalayan biriyim. Uzun zamandır bir sitede şiir ve hikayeler yazıyorum. Yayınlanan iki şiir kitabım var. Hatta bir tanesi 7 yıl önce çıkan bir kitap. En son da 1 ay önce, 2 ay önce çıkan yeni bir kitabımız var. Daha yeni, çok cici bir bebeğimiz var. İnşallah onun tanıtımını da daha sonraki zamanlarda yaparız. Peki bu kitapla olan arkadaşlığımız ne zaman başladı? Çok erken yaşlardan başladı. Şöyle, ben bu anlamda şanslı olan kesimlerden biriyim diye düşünüyorum. Çünkü dayımın kütüphanede görevli olması benim için çok büyük bir avantajdı. Sık sık kütüphaneye gider, kitap alır, okurdum. Okumayı hep sevmişimdir. Yani hayal dünyamın perdelerini aralayan sayfaları çevirdikçe üzerime düşen yorgunluğu bir nebze de olsa atabiliyordum o zaman en azından. Her zaman sevdiğim şeylerden anlatmayı da çok severdim. Hikayeler, kardeşlerime masallar. Sanırım böyle gelişti. Yalandan olan bir şey ya da hayal dünyasında geliştirdiğimiz ürünler zaman içinde ortaya çıkabiliyor. Peki sevmekten böyle severek okuduğunuz kitap ya da yazarlar var mıdır? Var evet. Mesela İskender Pala'nın var Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, Şah Sultan çok farklı, güzel. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asre Bedel kitabı, romanı. Sami Paşazade Sezai, yani Sergüzeşt. Bu benim ilk çocukluğumda okuduğum kitaplardan biriydi ve her zaman etkisinde kalmışımdır. Bir kütüphanemin en başında mutlaka vardır. Amin Maulov, Yüzüncü Ant. Bu da çok etkileyici bir kitaptı benim için. Çok sevdiğim birinin sayesinde bu kitabı tanımış oldum. Yine Ekrem Şema var. Bizim memleketimizin şairlerinden, yazarlarından, araştırmacılarından birisi. Onun da kitapları çok güzel. Seviyorum herkese. Şu Boğaz Harbi özellikle benim favorim. Paul Auster, Yanılsamalar. Bu kitabı hiçbir zaman bitiremedim. O kadar çok etkisinde kalmışımdır ki. Çoğu yazmama kitap mesele olmuştur. Victor Hugo'nun Sefiller, Hakan Günkay'ın Hayra ve Kim'in kitabını başlayacağım. Peki hikaye kitabı dışında başka basınla hazır kitaplarınız var mı? Evet. Bir tane yeni kitabım var. Yaklaşık 10 yıl önce memleketim için ne yapabilirim sorusunu sordum kendime. İnternette kısa bir araştırma yaptım ve Karadeniz'de özgü hiçbir yemek olmadığını görmüştüm. O zaman yoktu. Fotoğraf makinesi alarak hemen çalışmalara başladım. Tabii yemek yapmak doğaçlama olarak yapıldığı zaman hiçbir sorun yok. Ama tarif yapmak çok zor. Yani birebir malzemeleri
ölçüyle, sayıyla yaptığınız zaman çok zor olduğunu görmüştüm, gördüm. Bu çok yoğun ve zorlu bir süreç benim için. Ama benim için bir işe başladıysanız bu mutlaka sonu gelmek zorunda olan bir şey olması gerekiyor. Çünkü hiçbir şeyi yarıda bırakmayı sevmedim. Benim için önemli olan hiç bilmeyeni, konuşulanı bir yüzüne çıkarmakta yemeklerde. Yani savaş sonrası oluşan kıtlık, yokluk zamanlarında insanların ne yediğiydi ilgimi çekti. Dediğim gibi malzemenin kıt olduğu bir dönem elde yok. Bir pancar, bir avuç mısırla yapılan yemeğin yemeklerden bahsediyorum. Tek bir malzemeyle yapılan yemekler. Yemeklerimizin isimleri de bana ilginç geldiğidir. Yani benim yöreme insanım. Yöreme insanımızın Bizans'ın üslubu burada karşımıza çıkıyor. Hangi yemekler bunlar derseniz kadı çorbası vardır. Dallama çorbası, dingil çorbası, kütül çorbası, kabuklu böğce derler. Kurutulmuş fasulyeyle yapılan yemeklerdir. Koyutma, koyutmaç, bacak turşusu, bulamaç, helle, bilik gibi yani sosyete ismini kreksleyebiliriz. En basit tatlımız süt, şeker ve su ile yapılan koyutmaç ve üzerine tereyağı döktüren bir nevi muhallebi tarzı tatlıdır. Yemek demişken içeriklerinden de bahseder misiniz biraz Ulviye Hanım? Tabii esas konumuz yemek olduğu için yani yemeklerimizi biz şöyle başladım. 35 yemek sadece ilçeme ait olsun istedim. Evet. İlçemin kütüphanesinde olsun istedim. Ama 35 yemekten sonra ilçemizde yaşayan Gürcü kardeşlerimiz ayırmak olmazdı. Tabii yemek kitabına dahil olan yemek Gürcü yemeklerimiz de oluşmuş oldu. Bunlar Gürcü tava, Gürcü lobyası gibi. Tabii yapım aşamalarını bilmediğim için gidip öğrendim, fotoğrafladım ve bunlarla da yetinmeyeceğimi zaman içinde anladım. Madem dedim bir işe kalkıştım, madem memleketim için bir işe yapacağım, orada yemeklerinden de bir an soframa dahil etmeliydim diye düşündüm. Hamsili köfte girdi, hamsi köftesi girdi, hamsili pilav oldu, kuymaklar vesaire diye devam etti. Yani devam etti etmesin ama orduyla da isimle kalmak bana yetmedi. Trabzon'un Laz böreği, Samsun'un Nokulu, Giresun'un Tavşan içi, Lor sarması, Çotul sarması, Kapak çiçeği derken geniş bir yelpaze oluştu. Çok büyük bir yelpaze oldu. İnanılmaz bir ansiklopedi şekline dönüştü. İçinde bilgiler var. Yani bizim yöremiz yeşillikler bakımından üst noktada olmasına dolayı genelde sebze ağırlıktır. Yani pancar, pezi, yani pazı ilk sıralamayı yer alır. Bize diyorlar ki nedir bu pancarı alıp veremediniz? Biz de diyoruz ki hayat bize göre pancarın üzerine kurulmuş bir sofradır. Bu mübarek nimetin sarması olur, kapaması, çorbası, turşusu yani bize göre nice tencere kaynattırır. Yani bizim insanlarımız en güzel yanlarından biri de kapıya gelen misafiri açmasın diye sorulmaz. Onu ayıp sorarız. En basiti turşu kavrulur, yanına çay hazırlanır. Yani turşunun bizdeki önemi de büyüktür. Biz öyle limon muydu, sirke miydi tartışmasına girmeyiz. Turşularımızı sarımsak ile kavururuz, kurarız. Yazda hazırlanan ürünler, bidonları, küpleri kurulur. Sabah, öğle, akşam her öğünde tüketilir. Niye turşu yiyoruz diye sormayız. Bu bizim için hem yemek nimetlerden biridir. Hem yemeklerin yanında yardımcı yemek olarak hem de tek başına öğün olarak afiyetle yenilir. Bu Karadeniz'de balıkların kralı hamsi herhalde değil mi? Her şeyde. Kesinlikle. Her şeye yakışıyor. Her sofraya, her bütçeye yakıştığı için genelde hamsiyi tercih ediyoruz. Yaptığımız yemeklerde bu anlamda hamsiyi daha çok yukarıya çıkarıyor. Yemek demişken ben içeceklerimize de bahsetmek istiyorum. Bizim içeceklerimiz de biraz farklıdır. Diğer yöreleri temiz şu anda bilemiyorum. Bizde kesik suyu vardır. Kesik suyu ne derseniz ayranın kesildiği zaman ortaya çıkan sarımsak sudur. Yani bir çanak yaz günü düşünün, çok sıcak, hararetli bir gün düşünün. Bir çanak içinde sunulan suya, kesik suyuna içine attığınız kendi çökeleğini katıp içtiğiniz zaman bu yaz günlerinin en ferahlatıcı içeceklerin yerine geçer. Üstelik organik ve sağlıklıdır. Böbrek taşlarının giderilmesine neden olur. Şeker ve zayıflama da yardımcı olur diyerekten küçük notlar vereyim. Asitli çiçeklerden kat be kat faydalı değil mi? Tamamen doğal, organik. Tabii ki, evet, çok.
Maalesef yeni nesil bu koladan falan filan vazgeçemiyor biliyorsunuz. Asitli şekerden vazgeçemiyorlar. Umarım onlar Evet, da bizler gibi böyle severler ayranı, doğal içeceklerimizi. doğal içeceklerimiz tabii ki çok var. Mesela en basiti, biz çocukken köye gittiğimizde dedemizin, ninemizin yanına gittiğimizde bize şey yaparlar, erik suyunu. Mesela erik pekmezini, erik balını sulandırıp içirirlerdi. O kadar güzeldi ki, yani kola falan hiçbir şey değil yanında. İşte dediğiniz gibi gençlere bunları anlatabilsek ya da onları empoze edebilsek ya da en Nasıl azından onları hiç... sevdirebiliriz sizce peki Ulviye Hanım? Bunu nasıl sevdirebiliriz gençlere? Yani sofralarımıza aldığımız pekmezleri sulandırarak verebiliriz. Yani bunun çok güzel bir şey olduğunu içerek, yani en azından sağlıklı olduğunu onlara empoze edersek, onlar da bu alışkanlığı kazanacaktır. Yani çocuğun önüne kola verirsiniz, kola içer. Ayran verirsiniz, ayran içer. Tabii biraz da bunu küçükken aşılamak Damak gerekiyor. tadı dediğimiz şey değil mi? Damak tadı küçükken oluşuyor zaten. Tabii ki evet, küçükken her şey, yani ne verirseniz çocuklarınıza küçükken onu alırsınız. Onlar da o şekilde yetişir. Tabii biz evde veriyoruz ama hani dışarıdan, ben mesela çocuklarıma asla asitli içecek vermemiştim yeni doğduktan bir süre sonra. Sonra okula gitmeye başlayınca, hatta meyve sularını kendim sıkardım. Bir süre sonra okula gitmeye başlayınca tabii çevreleri değişiyor. Biraz rahatlık oluyor. Ellerinde de paraları olunca tabii ki çocuklar dışarıya daha çok alışıyor. Bunun için okullar tabii ki büyük görev düşüyor. Yani bence asitli gıdalar, hazır meyve sularının hepsinin kalkması gerekiyor. Kesinlikle. Peki Yani toplamda yayınlanan kaç kitabımız vardı Hülya Hanım şu ana benim şu kadar? an toplamda iki tane kitabım var. İkisi de şiir kitabı. Birisi Başkadır, İlk Aşkım. Diğeri de Ahivran dönemini anlatan. Peki şiir kitabınızdan biraz bahseder misiniz bize? Şiir kitabım ya bu biraz sevginin yoğunluğu, işte aşkın yoğunluğu, bazı şeyleri yaşamış olmanın ya da yaşamamış olmanın yoğunluğunu anlattığım bir kitap. Kitabımızda her şey var. Yani insan kendini ararsa kendini bulabilir. Yani biraz aşk üzerine. Gerçi aşk artık demode olmuş bir Şey diyebilir miyiz? unsur diye Yaşanmışlıklar ve düşünüyorum. yaşanmamışlıklar. Evet, yani hayal dünyası biraz. Yani az önce de belirtmiştim, bir kitap vardı, Yanılsamalar diye. Ben o kitabın asla hiçbir zaman okuyamamıştım. Her daim 14. sayfasına geldiğinde dururum ve bana o anlattığı şeyleri yazarım. Bana ne hissettirdiğini bilmiyorum. Belki o duraklama noktasında geriye dönüp baktığımda bana yazdırdıkları ya da bilmiyorum, yani her şey, her şeyden etkileniyorsunuz. Ben size diyebilirim ki bana birkaç tane kelime verin deyip, o anda tabii içimdeki ilhamla beraber size bana verdiğiniz kelimelerden yola çıkarak şiirler yazabilirim. Kitabın ilk göz ağrım. Seviyorum. Daha önce internet üzerinden bir radyom vardı. Radyo üzerinden şiirler okuyorduk. İşte şarkılar paylaşıyorduk. Orada seslendirmeler yapıyordum. Hala daha YouTube'da çok değilse bile birkaç tane seslendirmem var. Umarım bu kitapların devamı gelir. İnşallah gelir. Ama kitapların tabii devamı gelir. İki tane şiir kitabım şu an çıktı. Bir tane yemek kitabım hazır. Kapağını ve mizampaşını kendim yaptığım için şu an beklemedeyiz. Buradan bütün iş adamlarına sesleniyorum. Ben kitabım çıkmasın, yardımcı olun. Beklemeyin. Ayrıca bir tane de hikayelerim var. Bu gençlik dönemimizde yazdığımız işte hikayelerin içinde ne yok derseniz, yok yok, yani her şey var. Kadın da oluyorsunuz yeri gelince, erkek nazarıyla da yazıyorsunuz. Ben erkek nazarıyla yazmayı da çok seviyorum. Çocuk da olmayı seviyorum. Kedi de olmayı seviyorum. Kuruyorsunuz. Efendim? Empati kuruyorsunuz bir anlamda. Tabii, karşı taraf her zaman empati kurmayı sevmişimdir. Yani tek taraflı düşünmem hiçbir zaman. O yüzden çok renkli bir hikaye kitabım olduğunu söyleyebilirim. Kavgalar olduğu kadar işte böyle kahkahaların da atılabileceği güzel bir hikaye kitabı var. Umarım o da çıkar, çok isterim. Yani böyle kütüphanemin, kendi kitaplarımın içinde olduğu büyük bir kütüphaneyi düşünüyorum.
Ayrıca birkaç tane daha şu anda yazma aşamasında olduğum kitaplarım var. Hikaye de olsa, roman. İleriki zamanlarda yapmayı düşündüğüm, planladığım birkaç tane projem daha var. Bunlar da hikayelerden oluşan, gerekse romandan oluşan, gerekse sonu meçhul cinayetlerle dolu olan bir kitabım olacak. Ama ben daha çok çocukluğum üzerinde yoğunlaştığım bir kitabımı oluşmasında şu anda çalışıyorum. Çocukluğumu anlatan kitabı, romanı diyelim. İleriki zamanlarda çıktıktan sonra senaryolaştırıp yönetmenliğini yapmak istiyorum. Yani benim en büyük hayallerimden birisi şu anda bu. İleriki zamanlarda inşallah. Bu neden böyle? Çünkü ben çocukluğumu çok güzel yaşadım. Çok güzel bir köy hayatı yaşadık. Yani kasabada yaşıyorduk ama köye gittiğimiz zaman halamla yaşadığım o dönem, dedemlerle olan o aşkımız, yani dedemle dinlediğimiz o radyo günleri, radyo akşamları, işte babaannemin yaptığı o güzel tereyağlı ekmekler, işte buram buram kokan sarmalar, eski köy evi, o penceresi, işte o şırıl şırıl akan eski dere, keşke şu anki çocuklar o zamanları yaşayabilmiş olsalardı. Belki hayal dünyaları çok daha renkli, çok daha farklı olabilirdi. Ben bu anlamda bunu kitaba dökmeyi istiyorum. Ekstra dediğim gibi birkaç tane daha projem var. Şu an bunu pek açıklamak istemiyorum ama 6-7 tane kitap daha düşünüyorum bunlar haricinde. Çok güzel. Aslında sizi anlatınca fark ettim ben ya. Yeni nesil çok şey kaybetmiş. Yani çok şey kaybetmiş. Gerçek yaşamışsınız, çocuk yaşamışsınız. Şu an gelesem yani, bilgisayar karşısında. Şu an çocuklara sekseyin ne olduğunu anlatamazsınız. Saklambacın zevkini bilemezler. İstopu bilemezler. O çamur yapıp da çamurdan yaptığınız bebekleri, efendime söyleyeyim, tavaları, tencereleri güneşe bırakıp hani onun kurumasını beklemenizi anlayamazlar. Yani annelik nasıl olur? Çocukluktan kendinize gösterdiniz. İşte kardeşiniz sizin yavrunuz olur. Hani bunları birebir daha annelik dönemini yaşıyorsunuz küçükken. Nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aslında annenize fikrim bu çocuklukta oynadığım oyunlar deyip oyunları anlatan bir kitap yazabilirsiniz. Çünkü yeni nesil gerçekten bazılarının çoğunu bilmiyor. Evet, bir tanesi bu olacak. Hatta biraz daha böyle hikayeleşip olacak anlatılan içinde. Mesela biz köye gittiğimiz zaman mısırların püskülleri olurdu, saçları. Onları örerdik işte. Onları bebeğimiz yapardık. Onlarla konuştururduk birbirine. Hayal gücü. Evet, konuştururduk. Çocuktuk, küçüktük ama hayal gücümüzden dolayı mı artık, arkadaşlarımızdan dolayı mı? Yani ben kardeşlerime hikayeler, masallar anlatırdım uyutmak için. Ben de küçüktüm. Ama onlara ben de inanırdım veya arkadaşlarıma anlatırdım herhangi bir şeyi, ona inanırlardı. Ben derdim hayır, ben bunu şu an uydurdum derdim ama inandıramazdım uydurduğuma, çünkü çok inandırıcı anlatıyordum demek ki. Zaman içinde çocuklarım da büyüdükten sonra biraz yalnızlık duygusu oluyor. Yani herkesin, tabii gençler oluyor. Gençler kendi hayatlarını kuruyorlar. Siz biraz yalnız kalıyorsunuz. Ne yapmam gerekiyor, ne yapabilirim? O zaman da karşınıza bir site çıkıyor ve diyorsunuz ki ben tam burada yazabilirim. Biraz baştan önemsemesem de, işte hani lay lay lom desem de, pek hali almasam da, ama zaman içinde ilk yazdığım yazıyla son yazdığım yazı arasındaki farkı görüyorsun. Çünkü okumak, ya okumakla insan tamam bir şeyler aşabiliyor ama yazmanın farkı çok farklı. Herkes yazabilir. Aynı şekilde şiirlerde de hani hiçbir zaman ben şiirler aslında itmedim ya da ben şiir yazayım demedim. Bir şey geldi bana. Ve oluştu. Yani bir başladım, belli bir yerde bitti. Neden bitti? Bunun devamı olmadı, hiç düşünmedim. O geldiği gibi bitti. Hiçbir zaman çok ezbere bilmem. Yani seslendirmeyi severim ama yani hep böyle okuyarak tabii. Aslında anlatmak istediğim çok şey var ama şu anda gerçekten heyecanlanmadım. Gerçekten samimi bir ortam. Sizin güler yüzünüz de öyle olduğu için rahatım.
Bu kadar. Yani çocuklarım büyüdükten sonra daha bir kendime dönmeye başladım. Çocuklarım şu an evlendiler geçen sene. İkisi de. Allah hayret. Ben evde minnak kedimle. Çok güzel. İnşallah Allah bize torun sevgisini nasip eder. Siz genç, o zaman çok genç anne oldunuz. Genç torun istiyorsunuz. Henüz çok gençsiniz. Çok da genç sayılmayız. Gençsiniz. Yani 30'da evliyim ben. Tabii biraz küçük evlendiğimiz için çocuklarımızla beraber büyüdük. Hatta peki onlar genç yaşta anne olmanın sorumlulukları, zorlukları illaki vardır değil mi? Şöyle bir şey var. Benim annem birkaç tane rahatsızlık geçirdi. Ameliyat oldu ve ben 11 yaşında ilk kez mutfağa girdim ve pirinç pilavı yapmıştım. Ve kardeşlerime annelik yapmıştım. Küçük bir anneydim ama zannediyorum bizim o dönemin çocuklarında böyle bir şey var. Yani sorumluluk alabiliyorsun, işte yemek yapıyorsun, kardeşlerini koruyorsun, oluyorsun, onlara kötülük gelmemesi için uğraşıyorsun, sahipleniyorsun. Evet. Yani biz bizim dönemimizde şey yoktu. Hani ben evlendim, çocuk sahibi oldum. Yani o, yani içinize düştüğü andan itibaren onu koruma içgüdüsü zaten oluşuyor. Zorluk çektim ama bir de arka arkaya oldukları için zorluk çektim. İkiz gibi büyüdü çocuklarım. Ama çok güzel bir şeydi. Yani onlar benim bebeklerimdi, hayatlarımdı. Hayatlarımda aldığım en güzel hediye onlardı. Onlarla beraber yaşadım, nefes aldım, büyüdüm. Az önce dediğim gibi onlar büyüdü, ben büyümedim. Çünkü yanım hep vardı, bir iki de var. O olmasa herhalde ne yapardım bilmiyorum. Öyle, iyi ki varlar. Hulvi Hanım, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum ben size. Umarım en kısa zamanda tekrardan bir araya geliriz. Yeni yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla konuşuruz sizinle. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.